bir gidiş, 11 geliş yapıyordu ve yeterli sayıda da vagonlarla seyahat ediyorlardı. Ama bayağı bir zamandır bu noktada bir tür engellemeler tarzında vagonları eksilten, daha sonra da sefer sayılarını eksilten tasarruflara tanık olduk. Hatta bir süre bu hat çalışmadı bile. Şu an bildiğim kadarıyla 5 gidiş 5 dönüş şeklinde seyahat planlanıyor. Tabi burada beklenen Sakaryalı Adapazarlı hemşehrilerimizin talebi bu hattın bulunduğu yerde, yani Adapazarı güzergahından hareketle Arifiye, işte o güzergah İzmir ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği en uç noktaya kadar kesintisiz seyahat imkanının sağlanması. Bu noktanın dışında Sakarya'nın avantajlarını daha önce de söylemiştim. Doğançay'la Sapanca-İzmit arasında yüksek hızlı tren için bir hat çalışması yapılıyor. Daha önce TCD'den aldığım bilgi raporları içerisinde bu vardı. Bu raporlara göre de bu hat bu dönemde bitme noktasında. Bittiğinde de bu hat, yani Sapanca-Arifiye, Pamukova-Mekece-Arifiye arası yük trenlerine kalacak diyor TCDD yetkilileri. Yani bu hatta banyo çalışması yapılabilir. Tabii öncelikle bu çalışmayı TCDD'nin yapmasını isteriz. Ama Büyükşehir'in de geçmişte Adaray gibi bir projeyle buna soyunduğunu biliyoruz. Hatta vagonlar, isimlendirilen taşıma ekipmanları falan, hatta TÜVASAŞ'ın bünyesinde kurulan Raybüs şirket hep bunlarla ilişkilendirilmiş ve vatandaşa bu şekilde kamuoyuna yansımalar olmuştu. Ama bunda gelişmenin olmadığına da tanıkız. Şimdi bu zorlu dönemin kolaylaştırıcı etkisi açısından bunun şiddetle gündeme sokulmasını teklif ediyoruz ve istiyoruz. Yani Arifiye Sapanca arasında hattın kuvvetlendirilerek Adapazarı'na taşınması, yine Mekece Arifiye ve Arifiye Adapazarı arasında banyo sisteminin kurularak bu hatta ulaşımın başlatılması, kolaylaştırılması. Bizde raylı sistem, raylı sistem. Biz bazı avantajlara sahibiz. Önce avantajlarımızı kullanalım. Tabii biraz önce de söyledim. İlk beklentimiz TCD'den. Ama 2021 Eylül ayı, 21 Eylül yanılmıyorsam,